Didim Akbük'teyiz arkadaşlar. Didim Akbük'teyiz. Size mükemmel bir manzarada birkaç tane evden bahsetmeye çalışacağız. Sevgili arkadaşlar, denize yakın bir konumda 3 artı 1 dublexler, penthouse'lar 4 milyon 500 bin Türk lirasından başlıyor. 4 milyon 500 ve 5 milyon 500 bin Türk lirası arasında. Manzara bu. Havuz başındayız. Havuz başındayız. Yukarıda balkonlarda, teraslarda daha mükemmel bir manzarası var. Manzaramız bu. Dağlarda, tepelerde değil, Akbük merkezde yürüyerek denize gidebilirsiniz. Bu evleri kaçırmayın arkadaşlar. Kaçırmayın. Manzara eşsiz. Manzara hiçbir zaman ölmez. 4 milyon 503 artı bir dubleks köşeler, 5 milyon 500 bin Türk lirasına da yine 3 artı bir dubleks evler satılıktır. Burada size arz etmeye çalışıyoruz. Örnek binalardan bir tanesi bu. Sevgili arkadaşlar, örnek binalarımızdan bir tanesi bu. Şimdi ben 5 milyon 500 ile 4 milyon 500 neden öyle, onları arz etmeye çalışacağım ve merdivenimden yukarı çıktım. Bura bitmek üzeredir, henüz bitmedi. Sahipleri size, bize, hepimize faydalı insanlar. Pazarlık ne olur ne biter yerinde görmeden etmeden almayın. Sizi uzak diyarlardan buraya renkli laflar türetip gelin, hallederiz, sorun değil demiyorum. Çok iyi bir pazarlığı yok. Hesabınızı, kitabınızı ona göre yapın. Ve şimdi 4 milyon 500 bin Türk lirası hangi evlerdir arkadaşlar? Bu nasıl bir bina? Bu iki katı bir dubleks, bahçe dubleksi diyoruz. Bu kat ve bu kat bahçe dubleksidir. Onun üstünde iki katta, onlar da üst dubleks. Yani penthouse derler. Bunlar da bahçe dubleksi. Bu balkon ben gözüküyor muyum? Ben gözüküyorsam sıkıntı yok. Boşuna konuşmayayım. Bu balkon ve bu balkon. Bu 4 milyon 500. Bu iki katlı net deniz manzaralı 4 milyon 500. Onun üstü, o balkon ve üstündeki teras, onlar da 4 milyon 500. Köşeler 4 milyon 500. Yani bu köşelerde iki bağımsız bölüm var. Bu balkon ve bu balkon, üstteki de ayrı. Sonra döndük 5 milyon 500'ler. Neden 5 milyon 500? Arkadaşlar 5 milyon 500 bin Türk lirası olan da bu balkon ve bu balkon, ikisi içeride merdiven bağlantılıdır. Bahçe dubleksi daha geniş, balkonları daha geniş, odaları daha geniş. Manzarada sıkıntı yok, hepsi aynıdır. Bunlar 5 milyon 500. Üstü tekrar o kat ve üstündeki teras, o da ayrı bir dubleksdir. Onlar da 5 milyon 500. Yani şunu arz etmek istiyorum. Bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu binada 8 bağımsız bölüm var. 8 bağımsız bölümün 4 tanesi 5 milyon 500, 4 tanesi de 4 milyon 500. Köşeler 4 milyon 500, köşeler 4 milyon 500, köşelerin balkonları ufak. Biraz daha ufak. Biz o yüzden onları 4 milyon 500'den size başlayan fiyatlarla demek istiyoruz. Binalar yeni, sıfır, balkonları çok geniş, yukarıda manzara enfes, enfes ki enfes. Şu enfesi de göster, havuzu da göster. Havuzumuz da bu. Orta kullanım alanlıdır. Değerli arkadaşlar, manzara eşsiz. Üst katlarda manzaraya aşk meşk yapacaksınız. Yani şiirler söyleyeceksiniz. Sana ben şiirler, şarkılar yazdım diyeceksiniz. Öyle bir manzarası var. Villalar o dağın tepelerinde, biz size 7 milyona da tanıttık. O tepede, o Süver Leyla'm yanıyorum türküleri söyleyeceğiniz o tepede 5,5'a da var. Ama o tepe araç nasıl gidecek? Yenge gidip araba manuelse hiç çıkamaz. Siz bile çıkamazsınız. Ve şimdi ne yapacağız? Şimdi söz konusu evlerden 4,5'lük bir tane ev tanıtacağız. Valla bugün de cuma, bizimkiler de ulaşamadık. Biz anahtarı bulduk. Size günümüz boş geçmesin. Şimdi evin bir girişi o tarafta vardı. Bir giriş de bu tarafta. Yollar mollar hepsi hap hazır. Yollar mollar hepsi hap hazır. Böyle kendinizi İtalya'da, o nedir böyle, İtalya'ya gittim, Facebook'a resim atayım falan. Burada da yapsanız dersiniz ben İtalya'dayım. Bakın mimari tasarımı görüyor musunuz? Bazen böyle boy boy resimler atanlar olur ya işte. Alın size Italiano. Ve arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Şimdi evimizden bir tane göstereceğiz. Bizim göstereceğimiz evin camı da kırılmış. Yani inşaattır tabii, bu şey olmasın. Ha böyle 3 blok, biz bu bloktan bir yer göstereceğiz size. Biz hangi yeri göstereceğiz? Şu kapı var orada, o kapıyı göstereceğiz. Bu balkon da bizim. Bu arkaya bakıyor ama mükemmel balkonlarımız şeye bakıyor. Nereye bakıyor? Denize, deryaya bakıyor. Deryaya bakıyor. Bunlar da elektrik panoları. Bu da başka bir şeyin panosu.
Orada da bir şeyler daha var. Ama merdiven de geniş. Öyle katlar matlar bir kat çıkıyorsunuz yani bir kat. Eğimden dolayı var ya eğimden dolayı. Yani alttan bahçelere, bahçe dübleşlerine rahat giriliyor. Üst yolu kullanırsanız bir kat çıkıyorsunuz. Ve merhaba evimiz, merhaba ev, iyi günler ev. Koridor tasarısı güzel. Buraya bir vestiyer de olabilir arkadaşlar. Koridorumuz bu. Şimdi koridoru gösterdik. Eve merhaba dedik. Geldik. Geldik. Hiç sağa sola bakmadan direkt balkona gel. Dediğimiz gibi varmış. Üstteki teras daha iyi. 4 milyon 500'ü gösteriyoruz. 5 milyonluk evlerin balkonları bunun 3 katı kadar. Onu da yerinde görün. Şimdi hepsini bir yapsak size bıkkınlık gelir. Alın size balkon. Can böyle bir daha denize doğru bir git. Evet, denize doğru canı bir daha gönderdik. Askere gönderdik. Sevgili arkadaşlar, burası da can denize doymuyor. Can zaten tam çağı ya. Can askere gidecek ya. Ondan sonra şimdi kendine şiirler öğreneceksin sen bu atmosferde. Ve sevgili Can, ha burası da arkadaşlar salona mutfağımız. İki oda yukarıda. Salon, mutfağımız burada, buzdolabı, yıkama yeri, ocak üstüne kablumbaz. Buraya etkin kılan manzaradır. Bodrum, Bodrum'da böyle yer yok. Ben size söyleyeyim. Ne Bodrum'u? Kim Bodrum'da böyle yer? Bulamazsın. Ve arkadaşlar döndük. Burası da bir lavabomuz. Elektrikler olsaydı daha cafcaflı olurdu. Ama burayı da gösterdik. Şimdi bu katta bir odamız da var. Bu camı ne zaman kırmışlar? Bizim ofiste de geçen gün bir cam kendiliğine pat dedi patladı. Ve arkadaşlar burası da etti. Oda bir. Camda böyle arkada bir balkon vardı. Şimdi size manzaraların kralını göstereceğiz. Ey kralım, bugünlerde bir kazaya kurban gidebilirsiniz sayın kralım. Gel şimdi terasların kralını gösterelim. Bu merdiven kovasına hafif bir teğet geç. Lamba yok, kusura bakmayın. Evet, biz makyajsız podyuma çıktık. Ondan sonra arkadaşlar bu da ikinci oda. Alın size ikinci oda. Ev yok değil mi? Evi tanıtıyorum, 850 bin euro ne oldu? Al sana ev. Bu da etti ikinci oda ve yine yine bestekarların alanına, piste geldik. Alın size, süverle ilan yanıyorum yap. Evet, zülüflerin tel tel olmuş, uçar gider yare karşı. Eğricesin neydi? Uçar gider yare karşı, üç git buradan atla. Alın size atlama yeri. Evet. Şimdi atlama yerini göstereceğiz. Şimdi pist bu terasımız arkadaşlar bu bak klimaların böyle destek bir şeylerini de takmışlar. Boyalar dekoratif sıva. Üstüne de şapka yap. Ondan sonra sabah seherinde dua etsen kabul olur. Akşamın sessizliğinden efendime söyleyeyim gece karanlık bir günahın işlendiği vakit ne olur güneş doğmasın diyenler için de ayrı bir şey. Burada da bir depo var. Karıştırdık biz. Burada bir depo var. Bu depomuz da burası. Şimdi Can kaldı bir oda bir banyo değil mi? Bir oda bir banyo. Aha, odayı bir daha öp böyle okşa. Odayı okşa okşan. Aha, burayı da gösterdik. Geldik. Geldik. Şiir odası bu da. Bu da yıldızların arasında güneş topla benim için böyle buradan da gökyüzüne, gök kubbeye, dünyanın faniyatını fazla hırslı olmaya gerek yok. 5 dakika sonra uykuda uyanır mısın, uyanmaz mısın? Belki ıslah eder insanları. Buradan da uzay gökyüzüne bakma odası. Kafa mafa değmiyor. 4,5. 4,5'ü defalarca söylüyorum. Ve 4,5'luk evin Antep'in hamamlarına geldik. Ha bu taşlar da yine sauna yandırıyor. Gömer rezervuarlar, bir şeyler bittikten sonra çok çok daha güzel şeyler olacak. Sevgili Can'la beraber biz de heybemizi sırtımıza, çantamıza aldık. Size diyar diyar evleri tanıtıyoruz. İşte iyi bakan iyi görür. Allah size de bize de en güzel evleri versin, bir şeyleri versin. Güzel dilediklerimizi versin. Kötü hayallerimizi de vermesin, ıslah etsin. Bizi iyiye meyletsin. Bu anlamda bu güzel kutsal günden herkese selamlar, hürmetler, iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.